Bunca zamandır sizlere Orta Dünya ile ilgili bilgiler veriyorum. Orta Dünya'daki ırklardan, olaylardan, karakterlerden, dünyanın nasıl yaratıldığından, elflerin nasıl ortaya çıkışına kadar, Numenor'un çıkışından batışına kadar pek çok şey anlattım. Ve siz de bunların bir İngiliz profesörünün hayal gücünde ortaya çıktığını ve onun yazdığını düşündünüz. Peki sizlere bunların hepsinin gerçek olduğunu söylesem, dünyamızda bir zamanlar gerçekten elflerin yürüdüğünü, ejderhaların uçtuğunu söylesem, yani Tolkien'in yazdığı her şeyin gerçek olduğunu söylesem bana ne dersiniz? Saçmalama Murat mı dersiniz? Herkese selamlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere Orta Dünya ve Tolkien hakkında söylenen en saçma 5 iddiadan bahsedeceğim. İlk saçma iddiamız demin de bahsettiğim gibi orta dünya gerçekti. Aslında bu bana en çok gelen sorulardan bir tanesi daha doğrusu soru değil de temennilerden bir tanesi. Birçok insan diyor ki keşke orta dünya gerçek olsaydı da orada yaşasaydık. Ya da bana diyorlar ki işte orta dünyada yaşamak isteseydin hangi dönemde kim olarak ve nerede yaşamak isterdin. Tabii ki bunları söyleyen kişiler aslında buranın gerçek olduğunu düşünmüyorlar. Bu aslında bildiğimiz gerçek dünyadan onun yarattığı sıkıntılardan biraz olsun uzaklaşma isteği onun getirdiği bir düşünce. Fakat buna rağmen orta dünyanın gerçekten de dünyada bir zamanlar var olduğuna inanan insanlar var ve onların da bir teorisi var. Gerçekten bunun bile bir teorisini yapmışlar. Bu teoriye göre 3. çağ denilen çağ bundan 6500 sene önceki Avrupa Buna göre işte şurası Türkiye oluyor, üstündeki bu göl de aslında Karadeniz, altında da Akdeniz var ama henüz daha Karadeniz ile Akdeniz birleşmemişler. Sol tarafa bakarsanız İngiltere ile Avrupa arasında da bir bağlantı var. O da yine Orta Dünya olarak düşünürsek orası işte ölümsüz topraklar. Bu teoriye göre aslında orada bir bağlantı varmış ve geri kalan yerlerde de işte Mordor'dan tut diğer ülkeler bu Avrupa hayali Avrupa haritasının üzerine konulmuş. Yine bu teori iddia ediyor ki dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bazı insanımsı iskeletler de hobbitleri andırıyor. Yani hobbitlere ait. Peki bütün bunlar Tolkien'e nasıl ulaşmış bu teoriye göre? Öyle ya. Yani böyle bir şey olsa herhalde bunu keşfeden arkeologlar olmalıydı. Hayatının büyük bir kısmını bir kasabada geçirmiş olan bir adam bu bilgileri nereden bulacak? Teoriye ve iddiaya göre Oxford Üniversitesi'nin bodrumunda kimsenin okuyamadığı bir kitap varmış. Bu kitap 6500 yıl önce Avrupa'da yaşayanlar hakkındaymış ve nedense Tolkien dışında kimse yazıldığı dili çözememiş kulağa tam bir Hollywood filmi gibi geliyor değil mi? Bir Oxford profesörü bir gün Oxford'un bodrumuna iner ve orada küflü bir e, odanın içerisinde üzeri tozla kaplanmış böyle kalın deri ciltli bir kitaba rast gelir ama kitabın içerisindeki harfler hiç tanıdık değildir ve bu Oxford Üniversitesi'ndeki profesör bu dili çözmek için uğraşır ve çözdüğünde o da ne Meğerse 6500 yıl önce dünyada neler neler olmuş, elfler varmış, hobbitler varmış, orklar varmış, efendim işte insanlar varmış. Tabi bu teoriyi yani çürütmek çok kolay. Hatta aslında çürüttüğüm için bile kendimi biraz aptal gibi hissediyorum. Kusura bakmayın ama. 6500 yıl önceki Avrupa haritası ile bugünün Avrupa haritası arasında aslında neredeyse hiç fark yok. En başta oradan başlayalım o aradaki bağlantılar falan kaybolduğuna ya da öyle bir bağlantı olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Artı o yıllarda daha doğrusu biliyoruz ki insanoğlunun geçmişinde insan tek başına değildi bu doğru bizler homo sapienslerin yanında başka başka insanımsı tamamen bizimle aynı olmayan ama bize çok benzeyen Başka canlılar da vardı ve bunların hepsinin neslinin tükendiğini biliyoruz. Çok çeşitli bu canlılar içerisinden bazıları daha ufak, daha göbekli, daha hobite, daha ayağı tüylü elbette ki olabilir. E, bu onların hobbit olduğu anlamına gelmiyor. Tabi hadi bir an geldi diye düşünsek o zaman troller, orklar, elfler, cüceler nerede onları neden bulamıyoruz diye sormak lazım. Tabi bir de Minas gibi devasa bir takım mekanların ortak gibi kuleler nasıl oldu da ortadan kayboldu. Çünkü 5000 sene önce yapılmış piramitler hala duruyor ve gidip ziyaret edip görebiliyoruz. Bu ilk saçma iddiaydı şimdi gelelim ikincisine. İkinci en saçma iddia biraz daha tanıdık bir iddia. Tolkien'in Sauron'u yaparken Hitler'den, Mordor'u yaparken de bu durumda doğal olarak Almanya'dan yararlandığı ve genel olarak da anlattıklarının da 2. Dünya Savaşı olduğu. Bu herhalde en fazla gördüğümüz iddialardan biridir. Mutlaka siz de bununla karşılaşmışsınızdır. En başta Tolkien'in yaşadığı zaman diliminden ve o zaman dünyanın başına gelenlerden etkilenmiş olması ve bazı yerlerde de bunu yazdıklarına yansıtmış olması son derece mümkündür ve doğaldır. Üstelik sadece kötü anlamda da değil Bag mesela gençliğinin geçtiği kasaba Birmingham'a benzediği gibi şeyler hep anlatılır. Siz de mutlaka duymuşsunuzdur fakat orta dünyanın en önemli karakterlerinden birinin Hitler'den esinlenmesi ve onun yaşadığı yerinde Mordor olması Bence hem çok ucuz ve kusura bakılmasın ama çok da cahilce. Çünkü dikkat ederseniz bu iddiayı yapanların hepsi sadece Yüzüklerin Efendisi'ni okumuştur ve bütün külliyat hakkında da hiçbir bilgisi ve fikri yoktur. Silmarillion'u da muhtemelen hiç duymamışlardır bile. Şöyle düşünüyor olmalı bunlar. İşte bir tane adam var o böyle çok tyrant gibi diktatör, herkesin kötülüğünü isteyen, herkesi hükmü altına almak isteyen biri, bunun yaşadığı bir ülke var. Ee, bakıyorsun bunu yazan adam 1. Dünya Savaşı'na gitmiş Almanlarla savaşmış 2. Dünya Savaşı'nda savaşmamış ama İngiltere'de olduğu için çok kötü etkilenmiş savaştan kesin ya bu adamın bundan etkilenmemesi ve bu büyük kötünün de Hitler olmaması mümkün değil diye düşünüyorlar. Tolkien'in kendisi de maalesef hayatı boyunca bu iddialara çok kızmış. Oysa Silmarillion'u okuduğunuzda Sauron'un geçmişini gördüğünüzde, çağlar boyunca yaptıklarını anladığınızda bunun hiçbir alakası olmadığını gayet rahat görüyorsunuz. Zaten bunu söyleyenlerin en büyük derdi Yüzük Savaşı gibi Orta Dünya tarihinin çok küçük bir kısmına bakarak konuşmaları ve baktıkları bu küçücük kısımdan çok büyük bir çıkarımda bulunmaları. Sauron eğer Hitlerse o zaman Numenor'a giden güzel görünümlü olan Sauron'u ne yapacağız? Ona da bir açıklama bulmamız lazım. Ve daha 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 geriye giderseniz Aule'ye yardımcı olan Maia'dan nasıl bahsedeceğiz? Melkor'un sağ kolu olan Sauron'un Hitler ise o zaman Melkor kimdir gibi açıklanması gereken bir dünya şey ortaya çıkar ki bunların açıklaması bildiğiniz üzere hiçbir yerde yok. Üçüncü saçma iddia bizim topraklardan geliyor arkadaşlar. Orklar Türktür. Aslında ben bununla ilgili baya bir kocaman bir video yaptım. Dileyenler onu da seyredebilirler. Unutmazsam linkini de şuraya bir yere koyarım. Çok fazla konuşmayacağım o yüzden bu teori hakkında. Ama bu teorinin ya da bu düşüncenin, bu saçma düşüncenin beni biraz da üzdüğünü söylemem lazım. O kadar güzel orta dünya içerisinde neden acaba bazı insanlar kendilerini o dünyanın en kötü canlılarıyla özdeşleştiriyor. İşte bunlar bizden yapılmış diye düşünüyor. Şöyle bir düşünce var. İşte Tolkien İngiliz değil mi? Biz de Çanakkale'de İngilizleri suyun dibine batırmadık mı? O yüzden bizi sevmiyor Tolkien. Biraz önce söylediğime döneyim o zaman. Orta Dünya tarihinin neresine bakarak söylüyorsunuz bunu? Çünkü eğer Türkler orktu derseniz, o zaman tarihte geriye doğru gittiğinizde orkların da aslında elflerden e, ortaya çıkmış olduğunu görüyorsunuz. O zaman Türkler eskiden elfti gibi bir durumda. En azından Türklerin bir kısmı elfti gibi bir e, çıkarıma ulaşırız ki e, bu da Türklerin ork olduğu kadar saçma bence. Bu neden böyle olabilir? Muhtemelen bizim Avrupa ile olan inişli çıkışlı tarihimizle onlara olan hislerimizle alakalı bir dönem e, Avrupa ülkeleri üzerinde baya büyük bir gücümüz olmuş. Daha sonra bu gücü kaybetmişiz. Avrupalılar tam tersi bizim üzerimize yüklenmiş ve bu e, bizim ülkemizde bizim insanımızda bir travma yaratmış. İşte bu travmanın penceresinden bakanlar bence bu hikayeye baktığında, orta dünyaya baktığında böyle saçma bir şey görüyorlar. Aslında bir de bunun iyi bir versiyonu var. Türkler Rohirrim'di diyenler de var. Neden böyle diyorlar? İşte at üstündeki bir halk olduğu için ve Türklerin de göçebeyken atlarla çok iyi ilişkiler içerisinde olmasından dolayı. Fakat Dünya üzerinde atları çok kullanan ve onlarla e, çok iyi ilişkiler içerisinde olan başka memleketler de var. Bir de Rohirrim'in o sarı saçları sanki pek bize uymuyor gibi geliyor bana. Dördüncü saçma iddiamız da şu. Tolkien teknolojiden ve endüstriden nefret eder. Kısa yoldan hemen cevabını verelim. Tolkien'in modernleşmeye, teknolojiye ya da endüstrileşmeye karşı tek bir sözü, tek bir cümlesi bile yoktur. Fakat 1892'de doğup 1973 yılında ölen bir insanın benim gibi 20. yüzyılın son çeyreğinde doğan veya 21. yüzyıl insanından çok daha doğa ile iç içe olduğu da bence kesindir. Mesela ben Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'te ismi geçen bazı ağaçların ve çiçeklerin isimlerini bile yeni duymuşumdur ya da neye benzedikleri hakkında bir fikrim yoktur. Görece bir kasabada yaşayan, daha erken dönemlerde yaşayan ve dolayısıyla doğayla daha iç içe yaşayan bir insanın da doğayı sevmesi kadar normal bir şey de yok. Aslında burada bütün mesele elbette Saruman ve Isengard temelli. Saruman'ın hikayede kötü bir karakter olarak doğayı katletmesi ve ormanları ocakları için enerji kaynağına çevirmesi bu saçma iddianın da temeli. Bugün biz de doğanın bozulmasına, kötü kullanılmasına, doğanın talan edilmesine karşıyız ama teknolojiye de karşı değiliz. Aslında biraz aynı şey. Kaldı ki Tolkien'in kendi gündelik yaşamı içerisinde pek çok teknolojik alet kullandığını da biliyoruz. Mesela yaşadığı dönem için bir devrim sayılan bir ses kayıt cihazı kullanıyordu ve bugün sesini dinlediğimiz kayıtlar da hep o cihaz ile kaydedilmişti. Ayrıca çok fiyakalı bir arabası da vardı Tolkien'in. Kısacası hayır, teknoloji düşmanı değildi. Ve son saçma iddiamızda Tolkien'in ırkçı ve kadın düşmanı olduğuna dair olan iddia. Bu son zamanlarda biraz daha yükselişe geçen iddialardan bir tanesi. Evet şunu kesinlikle kabul etmek lazım. Dünyada ırkçılık var mı? Var. Dünyada kadın düşmanlığı var mı? Var. Ya da kadınların hak ettikleri kadar hak verilmemesi var mı? Var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi insanlara bir baskı var mı? Var. En modern ülkelerde bile kadınlar tam olarak haklarını alamamış mı? Evet, alamamış. Bu bizim şu anda yaşadığımız dünyanın gerçekleri. Fakat bir yandan da son yıllarda filmlerde olsun, kitaplarda olsun, dizilerde olsun İnsanlar bu konuda öküz altında buzağı aramaya başladılar. Bu da bir gerçek. Artık firmalar ortada henüz daha bir tepki yokken ya da baktığın zaman ya burada acaba siyahilere bir şey mi deniyor diye bir şey bile gelmezken aklına bazen durup dururken kendi kendilerini kaldırıp milletten özür diledikleri bile oluyor. Biraz olay bu noktaya gelmiş durumda. İşte Orta Dünya ve Tolkien hakkındaki ırkçılık ve kadın düşmanlığı iddiaları da aslında biraz da günümüzdeki bu anlayış nedeniyle bence iki noktada toplanıyor bu iddialar. Orta Dünya'da neredeyse bütün ırkların beyaz olması, daha esmer olanların hepsinin Sauron tarafında olması ve bazı yerlerde kara kelimesinin kötülük ile eş anlamlı kullanılması. Mesela kara nümanoğlular, kara elf gibi Buradaki kara biliyorsunuz aslında ten rengini temsil etmiyor. Bunun sebebini aslında sadece Yüzüklerin Efendisi'nde değil, bütün Orta Dünya tarihine baktığınızda anlayabilirsiniz. Çünkü Orta Dünya tarihine baktığınızda iyi ile kötünün mücadelesinin hep ışık etrafında olduğunu görürsünüz. Valar lambaları diker, Melkor lambaları yok eder. Valar bir kez daha ışık olsun diye ağaçları yetiştirir. Melkor ağaçları yok eder. Valar son kez güneşi yapar. Melkor'un gücü yetmez ona ama bütün yaratıkları ondan korkar. Yani mesele ışık ile karanlık. Ve bu sadece Tolkien tarafından değil birçok defa başka yazarlar tarafından da kullanılmıştır işte bu ışık ile karanlığın mücadelesi. Ve Sauron da Melkor'un uşağı olduğu için doğal olarak o da karanlıktır. Ve ona hizmet edenler de o yüzden kara olarak simgelenmiştir. Yani bunun deri rengiyle bir alakası yok. Bütün külliyatın içerisinde hiç siyahi bir karakterin olmamasını bir kanıt olarak görebilir miyiz bence göremeyiz. Çünkü benzer tarihte yazılmış mesela bir Çinli biri tarafından yazılmış bir kitapta beyaz insana rastlamak mümkün olabilir mi? Bence olamaz. Ya da bir Hintli tarafından yazılmış bir kitapta acaba siyahiler olur mu ya da işte Japonlar olabilir mi? Bence onlar da olamaz. O yüzden bunu da aynı kafada değerlendirmek lazım. Hikayelerde hiç kadın olmaması ve bundan yola çıkarak da Tolkien'in kadınlardan çok haz etmediği mevzusuna gelirsek aslında bir iki tane güçlü ve erkeği zor durumdan kurtaran kadın karakter var. Eowyn ve Luthien gibi. Ama doğrudur külliyatın tamamına baktığınızda kadınların pek erkek işlerine bulaşmadığını, kahramanlıkların hep erkekler tarafından yapıldığını görüyoruz. Fakat bu belli ki Tolkien'in yaşadığı dönem ile alakalı bir durum. O zamanlar henüz daha kadınlar bugünkü haklarına ulaşmamışlardı. Kim bilir belki de Yüzüklerin Efendisi bu dönemde yazılsaydı, Yüzük Kardeşliği'nin içerisinde kadınlar da birden fazla belki kadın bile görebilirdik. Ancak şunu söyleyebiliriz bence bu durum için Böylesine hayal gücü kuvvetli bir insan keşke biraz daha belki vizyoner olsaydı da hikayelerin içerisine daha fazla kadın karakter, daha fazla kadın kahraman koysaydı diyebiliriz bence en fazla ama bir insan evladı da artık daha fazla ne yapsın bu kadar şey yapmış olan adama bunu söylemek de sanki biraz da haksızlık olur. Evet arkadaşlar, ara ara böyle enteresan içerikler bulmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sadece ansiklopedik şu şudur, bu budur, bu bunu yapmıştır gibi e, içeriklerin yanı sıra biraz daha eğlenceli, biraz daha hepimizin yorum yapacağı ve üzerine konuşacağı şeyler hakkında da videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de lütfen siz de bunu paylaşmaya ve like'a da basmayı unutmayın. Ayrıca beni desteklemek isteyenler de Patreon'daki Orta Dünya sayfasından destekleyebilir. Görüşmek üzere diyorum. Bu haftalık bu kadar. Salı günü artık yolculuğu bitireceğiz. Belki bir bakarsınız. Bay bay.